Merhaba arkadaşlar bitki biyolojisi kampımız devam ediyor dördüncü videodayız bu videomuzda neler işleyeceğiz bir bakalım şimdi İlk üç videomuzda bitkilerin yapısıyla alakalı olarak önce bitkilerdeki dokuları gördük sonra bitkilerde kök gövde yaprakları gördük sonra bitkilerdeki hormonları işledik bugünkü de konumuz ne olacak bitkilerdeki hareket olacak bitkilerde ne tür hareket var Bitkiler hangi tür hareketleri çekiyorlarmış? Bunlara bir bakacağız gençler. İki tip hareket var. Detaylarına bakacağız. Yaklaşık kaç tane sorumuz var bakayım? 12 tane de sorumuz var. Detaylı bir şekilde bunları incelemiş olacağız. Hemen başlayalım. İlk sorumuz gelsin. Diyor ki bize birinci sorumuz bitkilerde gerçekleşen tropizma ve nasıl hareketiyle oluşumunda özelliklerinden hangileri dikkate alınarak Tropizma ve nasti birbirlerinden ayırt edilebilir. Bununla alakalı bir tablo koydum buraya. Tropizma ve nasty'yi detaylıca bir inceleyelim hem de sorumuzu çözmüş olalım. Diyor ki bize tropizma hareketi bir yönelim hareketidir diyor. Uyaranın yönüne bağlı gerçekleşir. Uyaranın yönüne bağlı olmayanaysa nasti. Yani demek ki nasti varlık yoklukta oluyormuş gençler. Yani sıcaklığın varlığı yokluğu, ışığın varlığı yokluğu gibi. Tropizmada ise böyle olmaz diyor. Yönü önemlidir sağdan mı soldan mı yukarıdan mı aşağıdan mı. Geldi önemlidir. Yönelim hareketlerinde sağdan soldan gelme durumu önemlidir. Bu yüzden pozitiflik ve negatiflik olacak. Burada pozitif tropizma, negatif tropizma olacak. Ama nasıl hareketinde böyle bir şey olmayacak. Şimdi çeşitlerine bakalım. Fototropizma dediğimiz isminden anlaşılıyor. Işıkla alakalı olarak uyarılma. Kemotropizma kimyasal bir maddeyle uyarılma. Geotropizma ise yer ile ilgili bir durum. Mesela yer çekimi köklerde pozitif olarak etki yaparken gövdede ise negatif. Yani gövde yukarıya doğru yer ters hareket yaparken köklerde ise pozitif olarak direkt olarak yer çekimine doğru bir hareket var. Travmatropizmada ise yaralanmalar var değil mi? Darbelere yaralanmalara karşı olarak bitkinin göstermiş olduğu harekettir. Hidrotropizma isminden yine anlaşılıyor. Su ile alakalı olan bir tropizma hareketidir. Haptotropizma ise dokunmayla ilgili olan bir durumdur. Özellikle sarmaşıklarda görülen olay değil mi? Sarmaşık bitkisinin bir ağacın üzerine bir duvara bir oduna herhangi bir direğe tutulması sarılması durumuna haptotropizma deniyoruz. Bu haptotropizma dediğimiz arkadaş bu sismonastiği ile çok çok karıştırılıyor. Sorularda bu karşımıza çıkacak. Geldim nastilere. Işığın varlığı yokluğuna fotonasti diyorum. Termonasti de ise sıcaklığın varlığı yokluğuyla alakalı olan bir durumdur. Sismonasti ise sarsıntı ile alakalı olan bir durumdur. Sismonasti sarsıntı ile ilgili olarak buna tigmonasti de diyoruz gençler. Sismonasti mesela küstüm otu böyle bir durumdur ya da böcekçil bitkilerin böceğe kapması böyle bir durumdur. Sismonasti ile haptotropizma ikisi birbirlerine karıştırılabiliyor. Sarmaşığın duvara doğru herhangi bir yere tutunması haptotropizma, işte küstü motu ya da böcek bitki, sismonasti diyoruz. Şimdi tropizma hareketi dediğimiz durum oksin hormonunun etkisiyle oluyor. Oksin biliyorsunuz ki mitoz bölünmeyi hızlandırıyordu. Oksin hormonunun olduğu kısım olduğu tarafta gençler mitoz bölünme fazla oluyordu. Doğal olarak onun biriktiği yerde çok çok fazla miktarda büyüme gerçekleşecek. Tropizma hareketi Nast hareketine göre yavaş gerçekleşen bir hareketti. Peki Nast hareketi neye göreydi? Oksin mu? Hayır. Neye göre? Turgor basıncı yani suyun oluşturmuş olduğu basınca göre, turgor basıncına göre gerçekleşiyordu. O da tabii ki tropizmaya göre hızlı gerçekleşiyordu. Uyaranın yönüne göre pozitif negatif, uyaranın yönüne bağlı değildir. Şimdi genel hatlarıyla tropizma ve NAS diye hakimimiz hakimiz. Şimdi soruya geri dönelim. Bakalım ne diyeceğiz? Şimdi bir numara gerçekleşme mekanizmaları pardon soruyu okalım. Özellikle hangileri dikkate alınarak tropizma ve nasti birbirinden ayırt edilebilir diyor bize. Bakalım ayırt edebileceğimiz bir durum var. Bir gerçekleşme mekanizmaları birbirlerinden farklı mıdır diyor. E, farklıydı ne dedik? Bir tanesi bir hormonun etkisiyle yani oksin hormonun etkisiyle gerçekleşirken diğer ise Turgor basıncının etkisiyle gerçekleşiyor değil mi? Tropizma hareketi dediğimiz oksin hormonunun etkisiyle oksinin biriktiği yerden mitoz bölüme fazla oluyordu. Orada biraz asimetrik büyüme meydana gelecekti. Diğer tarafta ise Turgor basıncıyla suyun oluşturmuş olduğu basınçla nast hareketi gerçekleşiyordu. O zaman bunun farklılığına göre ben bunu anlayabilirim. 2. <laughs> uyaranın yönüne bağlı olup olmaması. Az önce konuşmuştuk. Doğru değil mi? Tropizma uyaranın yönüne bağlı gerçekleşen bir hareket nast ise uyaranın yönüne göre değildi. Çevresel faktörlerin altında gerçekleşme. İkisinde de çevresel faktör kullanılıyor. Değil mi? Sıcaklıktır, soğuk sudur, yer çekimidir falan. Hepsi kullanılıyor. O zaman ben buradan bunu anlayamıyorum diyor. O zaman 1 iki numara ayırt edilebilir dediği için B seçeneğini işaretliyorum. Yola devam. Tabloya geçtik. Geldik iki numaraya. Aşağıda verilen bitkilerdeki hareket örneklerinden hangisi uyaranın yönüne bağlı olup olmamasına göre diğerlerinden farklı gösterir demiş. Yani tropizma ve nasti 4 tanesi Nasti'dir, biri tropizmadır ya da tam tersi olarak verecek bize. Bakalım şimdi bitki gövdesinin yer çekimine zıt yönüyle yer çekimi verilmiş burada değil mi? Bir uyaran var burada. Bitki kökünün yaralanmaya bağlı yön değiştirmesi, yaralanma. Şimdi yer çekimi dediğine geotropizma ile alakalı bir durum var burada. Yaralanma ile alakalı bir durum var burada değil mi? Direkt olarak bitkiyi bir herhangi bir şekilde yaralama yapmış travma tropizma. Bitki köklerinin suya doğru yönelip dönememesi durumu var. Su dediği için hidrotropizma var. Bak 3 tane tropizma. Nasıl arıyorum yani. Böcekçil bitkinin böcek konduğunda yapraklarını kapatması durumu. Bu bir nasti hareketiydi. Hangi nasti hareketiydi? Sismo-nasti hareketi olacaktı gençler. Sismo-nasti. Böcekçil bitkilerde bir de nerede? Küstü motunda verilecek bizde. Sarmaşık bitkisinin özel emeşleriyle verilmişti. Sarmaşık bitkisine ne demiştik? Az önce konuşmuştuk burada. Hapto tropizma olacaktı bu da tropizma. Ne demiştim? Bunların ikisi birbirine karıştırılır. Bu yüzden de bunları sorarlar. D seçeneği nasti. Geri kalanları tropizma hareketleridir dedim. Geçtim 3 numaraya. Bitkilerde görülen tropizma ve nasti olarak bir ayır bunları diyor bir zahmet. Bakalım ayıralım biz de. Ot su bitki gövdesinin ışığa doğru yönelmesi. Sen nesin? Tropizma. T yapıştıralım. Akşam sefası bitkisinin çiçeklerin karanlıkta açık, aydınlıkta kapalı. Bak Işığın varlığı yokluğuyla alakalı. O zaman sen nesin? Bir nasli hareketisin. Lalelerin taç yapraklarının 5-10 derecede kapalı, 15-20 derecede açık. Bak sıcaklığa göre. Sağdan, soldan, yukarıdan, aşağıdan demiyor. O zaman sen de bir nasli hareketisin. Bitki köklerinin aşırı tuz ve kireçli bölgeden uzaklaşması. Doğru mu? Kimyasal bir madde var burada. Nedir bu da? Tropizm hareketidir. O zaman tropizmeye 1-4 yazarım. Diğerine de 2-3 kalır. Haydi bakalım. Geldik 4 numara. Yukarıdakilerden hangileri yönelim hareketi olarak kabul edilmez? Yönelim hareketi dediği bize ne olacak? Tropizma doğru mu? Tropizma hareketi olarak kabul edilmeyeni soruyor bize. Bakalım hangisi doğru cevabımız olacak? Asma bitkisinin dokunduğu bir dala zamanla sarılması. Bir tropizma mı? Evet bir tropizma. Haptotropizmaydı değil mi? tropizma şeklinde şöyle yazalım. O zaman bu bir tropizma. Akşam safhası bitkisinin çiçeklerine aydınlık karanlık. Bu neydi? Bu bir nasli hareketiydi. Tropizma olmaz. Bitki köklerinin toprağın derinliklerine doğru uzaması aşağıya doğru gidiyorsa geotropizma dediğimiz hareket olacak mıydı? Olacak. O zaman bu da cepte. 4 numara küstü motu bitkisinin dokununca yapraklarını kapatması bu bir nasli sismo nasli hareketi olacaktı. Olmayanı soruyor bana 2 ve 4 numara diyor gençler devam. Akşam sefası bitkisinin çiçek açması durumunda görülen hareketin benzeri aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? Akşam sefasındaki görülen neydi? Nasti hareketiydi. Bakalım. Asma bitkisinin yanına dikilen dala sarılması. Bu bir tropizma hareketi. Ayçiçek bitkisinin ışığa yönelmesi. Fototropizma durumu. Bitkide yaralanan kısmın yaranın ters önüne büyüyüp yaranın onarılması. Bu bir tropizmaydı. Travma tropizma. Kökün toprağın içine doğru yönelmesi. Bu bir tropizmaydı. Geotropizma. Küstüm otunun kapanması. Bu bir nastiydi. Hatta ne dedik? Sismo nasti hareketi dedik. Geçiyorum gençler. 6 numara nasti hareketleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur demiş bize. 6 numaraya bakalım. Akşam sefası bitkisinin çiçeklerinin karanlıkta açılması fotonastidir. Evet ışıkla alakalı karanlık ve aydınlık diyor. Doğru bir ifade vermiş. Lale çiçeğinin 15-20 santigrat ortamda çiçek açması termo sıcaklıkla alakalı bir durumdur. Yes, bu da doğrudur. Diyorum. Sarmaşık bitkisinin bir desteğe temas ettiğinde desteğe sarlak büyümesine de tigmonasti denir. Demiştim size bunu karıştırırlar bunu sorarlar diye. Bu arkadaş tigmonasti değil sarmaşıkla ilgili olan kısımlara biz ne diyecektik? Direkt olarak haptotropizma ismi verecektik tigmonasti dediğimiz durum olmayacaktı bu. Yani tigmonasti dediğimiz zaten sismonastin diğer adıydı. Bunu oraya karıştırmaya çalışıyor sana. Hayır diyeceksin bu bir tropizma hareketidir. Nasti hareketi değildir. Küstüm otuna dokununca yapraklarını kapatıp aşağıya doğru sarsılması seismon ya da tigmon diyebiliriz buna. Nast hareketleri, bu da evet nast ile ilgili doğru. Nast hareketleri yücelik turgor basıncı değişiminden sonra gerçekleşir. Okey buna da doğru. C değil. Geçtik 7 numaralı sorumuza. Bitkilerde gerçekleşen hareketler birbirinden farklı özellikler göstermekte. Hareketlerin bazıları iç faktörler, bazıları ise dış faktörlerin etkisine bağlı olarak gerçekleşmektedir. Buna göre aşağıda verilen farklı bitkisel hareketlerden hangisinin çevresel faktörlerin etkisine bağlı olarak gerçekleştiği söylenemez. Tohumlardan çıkan ilk köklerin yer çekimi yönünde, yer çekimi dış faktör. Gün ışığının etkisine gün ışığı, değil mi? Direkt olarak dış faktör. Toprağa ilave edilen kireçli maddelerden zarar görmemek için köklerin kireçli maddeden uzaklaşması direkt bir kemotropizmadan bahsetmiş. Dişi organ tepecik kısmına düşen bir polenin oluşturduğu polen tüpünün gelişmesi. Dişicik tepesine düşmüş bir polen kendisi bir polen tüpü oluşturuyor. Herhangi bir şekilde dış faktör yok. Yapraklarına dokunulan bir küstüm otu bak. Dokunma hareketi bir dış faktördür diyeceğiz gençler. O zaman 7. cevap da D olmuş oldu. Geldik 8'e. 8'den önce bir çaydan yudum alalım bakalım. Çay candır demiş miydim daha önce? Demediysem şimdi dedim. Bitkilerde görülen hareketlere bazı örnekler verilmiştir. Yukarıdakilerin hangileri tropizma hareketlerine örnektir diyor 8 numara. Bakalım. Bir sarmaşık bitkisinin zamanla bir desteğe tutulması. Tropizma hareketi miydi? Evet tropizma hareketiydi. tropizma demiştik buna. Yes. İki numara çimlenmekte e, olan tohumlarda kökün toprağa doğru yönelmesi. Toprağa doğru yani yer çekimine doğru yöneliyor. Geotropizma. Çiğdem bitkisinin çiçeğin soğukta kapanması, sıcakta açılması. Bu bir nasti hareketi olacak gençler. Olmadı. Böcekçi bitkinin böceğin dokunmasıyla yaralan, yaralarının kapatılması. Direkt olarak sismonastı hareketi. Bu da bir nasti hareketi. Bu da olmaz. Bitki köklerinin kereşten uzaklaşması. Bu bir tropizma hareketidir değil mi? Kimyasal madde. kemotropizma dediğimiz durum. 1, 2 ve 5. 1, 2, 5. D seçeneğe yapıştırar. Geldik bakalım 9 numaralı sorumuza. Bu değişik bir soru. Şeffaf bir saksıda yetiştirilmiş fasulye bitkisinin gövdesinin sağa. Gövdeyi sağa doğru. Şöyle bir bitkimiz olsun gençler. Şu şekilde. Ve altına da şöyle diyelim. Şurada da bir kökleri varmış. Bitkinin şu tarafa doğru. Ben buraya sağ diye yazayım. Çünkü deftere göre falan karışabiliyor. Ona göre sağ diye yazayım. Bitki gövdesinin sağa doğru. Köklerinin ise şu şekilde bize doğru olsun. Sola doğru olduğunu söyleyelim. Şimdi bu adam diyor 5 tane öğrenci var bunlarla alakalı olarak ne yapması lazım bu öğrencilerin hangisi fasulye bitkisinin gövdesini ve kökünde istenilen yönelme hareketini gözleyebilir demiş bize. Bir numara ne yapmış? Saksı'ya sağdan ışık verip tamam sağdan ışık verirsen bitki sağa doğru yönelir demiş. mi? Şu taraftan direkt olarak ışığı buradan verecek olursak gençler direkt olarak sağa doğru yönelir. Bir numara doğru yakalamış. Sonra demiş ki sol tarafına da kireç koyalım demiş. Şu tarafa da sol tarafa kireç koyarsan kireçler ne olacak? Bu kaçacak. Kaçtığı zaman bu da sağa doğru gidecek. Burada iki tarafta sağa doğru hem yukarısı sağa diğer tarafta sağ olacak olmadı. Benim aradığım bu değil. İki, Saksıya sağdan ışık. Sağdan ışık verilecek zaten. Soldan ışık verilmeyi silelim şöyle. Bir tane daha burada var. Bunu da silelim. i̇kinci kısmı okumamıza hiç gerek kalmaz. Saksıya sağdan ışık veriyoruz. Tamam. Toprağın sol tarafına su koyuyor. Sol tarafına şuraya da su koyduğumda kökler suya doğru yönelir mi? Yönelir. Işığa doğru da gövde yönelir mi? Yönelir. Aradım bu benim. işte iki numaralı arkadaş. işi doğru yapan arkadaş olacaktır. Diğerlerine bakalım. Dört numara kaldı bir de. Saksıya sağdan ışık ver. Tamam. Toprağın sağ tarafına da su koy. Bu tarafa da su koyarsan hem kök hem gövde ikisi de sağ tarafa yönelir. Ben onu aramıyorum. Sağ tarafa yukarısı, sol tarafa aşağısı olacaktı. O zaman devam. 10 numaralı soruya geldik. Aşağıdaki bitki hareketlerinden hangisi uyaranın yönüne bağlı olmadan turgor basıncı değişimine gerçekleşir? Yani bana ne diyor? Nasli hareketiyle gerçekleşeni soruyor bana. Kökün yara yönünün tersine yönelmesi, yarayla alakalı olan bir durum vermiş bize. Doğru mudur? Yaralanmayla alakalı, travma tropizma değil mi? Yara yönünün tersine doğru, travma. Bitki kökünün kendisi için yararlı olan organik ve inorganik maddelerin bulunduğu bölgeye doğru bak. Yine yönelme hareketi, yön veriyor. Oraya doğru diyor bize arkadan. Kemo, kimyasalla alakalı bir durum. Tropizma ile ilgili bir durum. Asma bitkisinin bir başka bitkiye sarılması, konuştuk haptotropizma dediğimiz durum. Küstüm otu yakaladım. Küstüm otu dediği zaman nedir bu? Sismonasti dediğimiz durum olacak gençler. Kökün suya doğru yönelmesi. Yine bir yönelme hareketi vermiş. Bu da bir tropizma hareketidir. Bu da olmayacak diyeceğiz. O zaman doğru cevabımız ne olacak? 10 için denizli demiş olduk. Geldik 11 numara. Aşağıdakilerden hangisi nastiye örnektir demiş. Yine aynı hikaye. Bitki gövdesinin yer çekimi kuvvetinin aksi. Yer çekimi dedi burada geotropizma. Bitki köklerinin toprağın suyun bulunduğu bölge su dedi. Hidrotropizma bu da olmaz. Sarılıcı bitkilerin özel emeçleri de başka. Haptotropizma bu da olmaz. Akşam sefası bak ne diyor aydınlık karanlık değil mi? Direkt olarak aydınlık karanlık yani ışığı vermiş fotonasti dediğimiz durum olacak gençler. Sık ormanlarda büyük ağaçların altındaki alanlarda yaşayan küçük bitkilerin ışık giren yere doğru yönelmesi. Yine, yine bir fototropizma dediğimiz durum olacak gençler. Gelelim 12 numaralı soruya. Bu da bir sınav sorusu. Işıklı ortamda büyüyen aynı tür iki bitkiyi aşağıdaki düzenekler hazırlanıyor. Birinci düzenekte bitki sabit. Şu şekilde sabit kalmış. İkinci düzenekteki bitki ok yönünde sürekli olarak döndürülmüş. Yani şu şekilde döndürülmüş. Buradaysa bu arkadaş sabit. Sabit olduğu için gövde dediğimiz arkadaş zamanla şu şekilde yukarıya doğru. Kökler ise şu şekilde aşağıya doğru hareket edecek. Ancak bunu çevirdiğinizde yer çekiminin etkisini ortadan kaldırmış oluyorsunuz. Doğal olarak bitkinin kökü de gövdesi de direkt olarak kendisine göre dümdüz uzaması lazım. Kök de dümdüz uzayacak gövde de. Bakalım bir süre sonra bu bitkiyle ilgili olarak ifadeler hangisi yanlıştır demiş bize. Bakalım hangisi yanlış. Birinci düzenekte bitkinin kökü aşağıya yönelir demiş bize. Doğru aşağıya doğru yönelecek yapıştır. Birinci düzenekte bitkinin gövdesi yukarıya doğru yönelir. Yukarıya doğru yönelir yapıştır. Üç numara. ikinci düzenekte bitkinin kökünde yönelim olmaz. Evet yönelim olmaz. Dümdüz uzaması gerçekleşecek. Kökün şu şekilde dümdüz mitoz bölünmeyle uzanacak. Bu da doğru yapıştır. 4. İkinci düzenekte bitkinin kökü aşağı yönelir. Yanlış. Aşağı yönelmeyecek. Dümdüzü girecek. İkinci düzenekte bitkinin gövdesi yukarıya yönelir. Yukarıya da yönelmeyecek. O da dümdüz hareket edecek. Yanlış. 4 ve 5 Yanlış. Sınav sorusu. Buradaki olay da Burada herhangi bir şey olmadığında şunun yukarıya doğru bunun aşağıya doğru olduğunu bilmeniz lazım. Şu kısımda bir yer çekimi var tabii ki. Yer çekimine ters hareket edecek gövde ona doğru hareket edecek kök. Ancak burada döndürdüğü için yer çekimi ortadan kalkıyor. Kalktığı için ucuca mitoz bölünmeyle eklendikleri için hem kök hem gövde bunlar dümdüz hareket edecekler kendilerince. O yüzden de yanlışı sormuş bize 4 ve 5 numara olacak gençler. Bitkilerdeki hareket videomuzda burada bitmiş olduk. Kendinize dikkat edin. Hadi bakalım. Eyvallah.